arkadaşlar, bugün sizlere blok iç yazılı şeklini dile getiriyorum. Zaten sağda solda fotoğrafı çıkacaktır. Onu kullanmamanızı tavsiye ederim. O aşırı derecede mesaj geldi bana bu konu hakkında. Yani bu bitkireden dolayı yoğunluk olduğu için bitkire hayvanların üzerinde. Bu yüzden de insanlar bitkireden uzaklaştırmak için onu alıyorlar. Onu arıyorlar. O patır çık yapmak için mesela kovanın içine hayvanların kafasını tutuyorsunuz. Örneğin böyle. Batırıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Yalnız fazla durduğunu kaçırdığınız zaman hayvanı kanat altı olsun, göğüs tarafı olsun aşırı derecede yanıyor ve ölme durumları doğuruyor. Mesela böyle örnek vereyim size güvercin camiası. Hayvanlara sıktığınız zaman bir gün boyunca horon tepermiş gibi yerlerinden zıplıyorlar. Bu hayvanlara acı çektiriyor. Yumurtanın üzerinde olsun. Kullanırsanız yumurta oturmaz. Yavru üzerinde olsun. Yavruya zarar vermiş olursunuz. En iyisi size tavsiye edeceğim, şayet durduğunu bilen ustalarım varsa yorum kısmına yazarsa en azından bilmeyenler açısından da daha iyi olur ve daha da bilgilendirmiş oluruz. Neticede bilgi paylaştıkça güzeldir. Sizlere böyle söyleyeyim. Bu şırıngada 0.5 mililitre alıyorsunuz blotişte. 1 litrelik fıstısa bırakıyorsunuz, çalkalıyorsunuz. Hayvanın isterseniz kafasını tutun, gözüne falan gelmesin, ağzına, burnuna. Ona çok dikkat edin. Tuttuktan sonra örneğin böyle tutuyorsunuz hayvanı. Kanat tarafına, kanat altına, üstüne, kuyruğu açın, kuyruğa bırakın. Bunları yaparsanız daha iyi olur ve olumlu yanıt alırsınız. Ha isterseniz, abicim ben bu ilacı kullanmayacağım, bana başka bir işi önerir misin? İlyas Ustam'ın dediği gibi. 1 kilo tütün en ucuzundan alın. 5 litrelik suda tütün kaynatın ısıtın. Isıttıktan sonra tütünü çekin. Çektikten sonra bekleyin su soğusun. Su soğuttuktan sonra fıstıksa bırakın. Hayvanların üzerine sıkın. Ve o tütün kalacak yerinizdir. Denegelerin fonlukların içine bırakın. O zaman bitkilerden uzaklaştırmış olacaksınız. Bunu da yapmak istemiyorsanız en iyisi gidin bir 5 yoba. Onların önerdiği bit bire uzaklaşılma zaten fotoğrafları vardır o ilacın üzerinde. Onlardan alın. Yani blot iç ben tavsiye etmiyorum. Etmem de. Kullanan ustalarım varsa demek ki belirli bir süreden sonra hayvanların can kaybı olmuş. Ondan sonra tedbir nasıl gözünü ayarlayacak, nasıl anlamayacak yani bırakıp bırakmayacağını çok iyi biliyorlar. Yani o yüzden ben bilmeyenler açısından diyorum ki kullanmayın ve kullanmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Zaten bu konuşmalarımın arasında sağda ilacın fotoğrafı olur. Sağda solda da hayvanların, o zarar görmüş hayvanların tek tek resimlerini bırakacağım. Yani ufacık bir yanlış dozunu kaçırmış olursanız yani bu sapasağlam olan hayvanı öldürmüş olursunuz. Yani yazıktır etmeyin. Güzel fıstıklar vardır yani güzel ilaçlar vardır onları kullanın. Fıstıklar bırakın. Üstlerine sakın herhangi bir zarar gelmez. Bu ilacı kullanırsanız zarar gelir. Çünkü emeklerimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Yanlış bir ilaçla hayvanlar ölüme sürüklenir. Yani demek istediğim buydu güvercin severler. Sizlerden ricam bilmediğiniz, kullanmadığınız ilaçların dozunu fazla kaçırmadan kullanmayın. Kanala abone olmayı, beğenip yorum atmayı sakın onu unutmayın. Amacım çektiğim videoları birçok kuşçu camiası görsün bilmeyenler açısından ve sesimiz de bir miktar da olsun istediğimiz yere gelsin. Herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum. Sağlıcakla kalın.